Değerli arkadaşlar, biraz önce konuyu anlatırken acılı bir aile geldi. Aydın'da erkek arkadaşı tarafından vurulmuş bir çocuğun ailesi. Daha önce gelmişler, iş istemişler, belediyeye ulaşamamışlar. Başkanımız ilk kez konuya muttali oldu. Bundan sonra gereken yapılacak. Elimizden geleni yapacağız. Özellikle her seçimin iz bırakan bir anısı oluyor. Bu seçimde de biz Denizli'de mevcut belediyenin çok güçlü olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine bir rekabete girişemeyeceği ifade ediliyordu. Ve aslında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayı arayışımızı iki arkadaşımız samimiyetle sürdürdüler. Çünkü onlar bir şeye inanmışlardı. Biz bu belediyeyi alırız. Onlar hayallerine ortak olacak bir aday bulamadılar. Sonra onların ve örgütümüzün bu ayakları yere basan ve bu seçimi kazanabilecek bir aday noktasında, Nuri Çavuşoğlu noktasında birleştiler. Bana geldiler. Dedi ki, Nuri'yi aday yapacağız, biz bu seçimi alırız. Ben çok inandığım, güvendiğim bu insanların gözündeki o ışıltıdan etkilendik ve Nuri Çavuşoğlu'nu aday gösterdik. Çok iyi bir kampanya yaptı. Hızla kampanyası iyiye gittiği günlerden birinde biz bir araya geldiğimizde başkanımız dedi ki, iki büyük hayalim var. Nedir? Denizli Büyükşehir'i almak bir tanesi, bir tanesi de kırmızı bir tane motor hayali varmış. Ben de o gün dedim ki, sen Denizli Büyükşehir'i al, motoru almak bizden dedim. Motor benim, sana şahsi hediyem olsun dedim. Söz mü dedi, söz dedim. Kırmızı olacak ama dedi. Olur dedim. Sonra olay aramızda böyle bir ödül, iddia gibi kaldı. Seçim akşamı biz bütün Türkiye'den sonuç alıyoruz. Gökhan Başkanım kilisi aldık diye haberi verdikten hemen sonra altın sandıklara bakmak istiyoruz. Herkes altın sandıkları, yani o ille ilgili en hızlı sonucu verecek sandıklara bakarken ben de Sayın Başkanımı aradım. Dedim ki, başkanım altın sandıkları biraz hızlı girer miyiz? Denizli'den gelen haberler iyi. Dedi ki, iyi iyi alıyoruz Denizli'yi dedi. Aman dedim, gevşemeyelim, sandıkları girelim. Tamam mı başkanım? Tamam dedi. Tam kapatıyorum. Başkanım benim de bir talebim olabilir mi dedi. Ben de tamam dedim. Nedir dedim. Benim motor 300 cc olabilir mi? Ya böyle bizim Manisa'da bir laf var. Şeytanın karı boşadığı zaman derler. Ya dedim, böyle zamanda dedim, aklına bu mu geliyor? Kapat. 300 cc kolay, sen al belediyeyi dedim. Aldılar belediyeyi. Ertesi gün bir baktık, son anda araya sıkıştırdı da 3 kat pahalıymış. 100 cc yerine 300 cc. Bu niye böyle dedim. Bunlar da motora para veriyorum dedi. Kaporta aynı. Öyle olunca helal hoş olsun. Araştırdık. İstediğim marka, model ve renk Sivas'ta mı varmış? Sivas'tan bulundu, getirildi, kendisine teslim edildi. Ücretini Manisa İş Bankası Şubesi'nden yatırdık. Ankara'dan yatınca partiye mi aldırdın derler. Borç bizim borcumuz. Şimdi o hediyeyi kendisine takdim etmek üzere buradayız. Tabii anahtar hala bende. ben tabii bu hediyenin kurdelasını Büyükşehir Belediye Başkanımız çözsün. Çünkü bu başarı elde edildiyse adayla örgütün uyumu sayesinde, ortak hayallerine örgütümüzün desteği sayesinde. Örneğin bana ilk haberlerden bir tanesi, Sayın Keperek ilçe belediye başkanı olarak bir ilçe kongresinde benim başarı dileklerimi ifade ettiğim telgrafımı okumuş, telefon geldi. Değişime Denizli'de büyük destek var. Dakikalarca ayakta alkışlandı diye. O anı da şimdi Sayın Başkan'ı gördüğümde gözümün önünde canlandı. Sonra o büyük heyecan bu büyük başarıya dönüştü. Ben kendisine anahtarı vereceğim ama öncesinde Sayın Belediye Başkanımız, madem bundan sonra Denizli'deki bütün hizmetleri yapacak, bu hizmeti de yapsın bakalım. Hadi arkadaşlar. Evet, başkanım buyur. Sağ gelsin. Sağ gelsin de bir hediye de bizim var. Evet.
Evet, biz bu yola çıktık. Örgüt içerisinde yıllarca mücadele verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak için ciddi anlamda efor sarf ettik. Ama Denizli istediğimiz neticeleri alamadık. Sonra 19 ilçe başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve belediye başkanlarımızla hakikaten kapalı alanda bir toplantı yaptık. Kongrede süreci bitmiş, kurultaya doğru az günler kalmıştı. Bu süreçte biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadro değişikliğiyle ülkedeki yönetim şeklinin değişebileceğini inanmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi değişmeden ülke değişmez, Denizli değişmez dedik ve oraya katılan örgütün tamamının oy birliğiyle Sayın Genel Başkan adayımız o dönem Özgür Özel'i desteklemeye karar verdik. Ve bunu yaparken de sadece, bakın altını özellikle çiziyorum, sadece Denizli'de örgüte ait olan 14 kurultay delegesi değil, gençlik kolları, kadın kolları, ilçe yönetimleri, ilçe başkanları ve üyelerle tam mutabakatla bu desteğimizi verdik. Gerekçelerimizi yazan, o gün zapt rapt altına aldığımız belgenin aslında ben Sayın Genel Başkanımıza takdim ediyorum. Gel bakalım başkan. Arkadaşlar gitmeyin. Buradayız. Sen gel bakalım. Teşekkürler efendim. Elektrikli mi düşünüyor musun? Yok, ben sana bakayım. Bir anda çok sesli çalıştım. Ha, çalıştı. Bravo! Bravo! Hadi bakalım. Bakın, esas basına bir şey göstermek istiyorum. Açılır mısınız arkadaşlar? Başkanım, biz başkanım. Eyvallah. Bayağı da kalıcı yapmış. Demirden. Çok şükür tamam. Yakından gördüm. İn ya. Bakalım, in yolcu edelim seni. Evet, grubu da doğru yazıyor. Tamam. Ne söz vermiştik? Motor alacağız. Belediyeye motor. Kazandığımız belediyeye motorla gideceğiz. Evet, için niyetim olsun.